Evet, merhaba Kaan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir alan burası. Bebekleri de ilgilendiren, anneleri de ilgilendiren çok güzel ürünleriniz var. Onlardan bahsedeceğiz izleyicilerimize ama öncelikle ben sizi tanıtmak istiyorum. Kaan Öztökmen kimdir? Natura Bebek nasıl kuruldu? Natura Bebek Tekstil 2008 yılında kurulduk. Öncelikli olaraktan yıkanabilir bebek bezi, yıkanabilir kadın pedi olaraktan iki ürünümüz vardı. Evet. Zaman içinde gelen talepler doğrultusunda tabii bu ürün, iki ürün şu anda günümüzde 10 yıl sonraki 2018 bugün 10. yılımızı kutluyoruz. Evet. 200'e yakın ürün çeşidimiz bulunmakta. Evet. Tekstil grubunda bebek bakım ve hijyen ürünleri olaraktan o grup altında üretip ve satış yapmaktayız. Evet. Peki hizmetlerimizi biraz açalım isterseniz Natura Bebek'le alakalı. Neler var daha farklı? Birçok çünkü ürün görüyoruz biz burada ama sizin ön plana çıkmış olduğunuz durum aslında yıkanabilir bebek bezi. Bu çok da önemli. Türkiye'de çünkü böyle bir şey yok. Böyle bir evet. Ürün de yok. Biraz açabilir miyiz ürünün özellikleriyle alakalı? Türkiye'nin ilk ve şu anda tek sertifikalı yıkanabilir bezi firmasıyız. Baby olaraktan bir markamız var şu anda. Türkiye pazarında sadece satıyoruz. Kimi insan eskinin yeniye gelmiş hali, yenileştirilmiş hali olaraktan adlandırıyorlar. Bir yerde evet doğru. Neden doğru? Çünkü %100 kumaşlardan üretiliyor. Evet. Şu an günümüzün konat bezleri gibi kağıda benzer, evet, plastik ürünlerinden, işte, kimyasal emici jellerden değil, tamamen farklı kumaş kalitelerini emme kapasitesi kullanaraktan ve sızdırmazlık özelliği kataraktan %100 kumaşlarla üretiliyor. Evet. Dolayısıyla yıkanabiliyorlar tabii ki. Neden tercih etmeliyiz peki böyle bir ürünü? Genel olarak da 3 ana kategorimiz var bu konuda sebebimiz. Birincisi bebeğimizin sağlığı için. İkincisi çevre temizliği için ve üçüncüsü elbette ki aile bütçesine destek için. Evet. Bebek sağlıktan düşünürseniz dediğim gibi kimyasal maddeler içermiyor. Parfüm içermiyor. Bunun dışında sürekli yıkayıp hijyeni rahatlıkla kendini sağlayabiliyorsunuz. Antialerjik. Antialerjik, antibakteriyel olaraktan da adlandırılabilir. Evet. Ayrıca kullandığımız her bir malzeme bizim tekstil sektöründe Ökotek standart denen bir standart var. Uluslararası bir sertifikasyon sistemidir bu. Evet. Bizim kullandığımız her bir malzeme sadece kumaş değil, dikiş ipliğinden etiketine kadar her bir malzemenin bu standardın özellikle bebek ürünlerine verilen klas bir sertifikaları vardır. Evet. Yani bunun dışında hiçbir şekilde yani iplik üreticisinden bile bu sertifikayı biz isteriz. Yoksa o ipliği asla kullanmayız. Peki sadece bu bebek bezlerinde mi geçerli yoksa diğer ürünlerimizde mi geçerli? Tüm ürünlerimiz için geçerli bu. Hiçbir ürünümüzde bu sertifikaya sahip olmayan herhangi bir malzeme kullanmıyoruz. Artı olaraktan organik pamuk kullandığımız ürünlerde de özellikle kumaştan organik GOAT sertifikasını mutlaka istiyoruz. Evet, yani bebeğinin sağlığını düşünen herkes aslında bunu almalı diyoruz. Kesinlikle. Öyle değil mi? Siz de zaten kendi çocuğunuzdan da yola çıkarak yapmış olduğunuz bir proje oluyor. Evet, 2008-2009 evet. Döneminde öyle bir başlangıç oldu bir yerde. Evet, yani kendi çocuğunuzu kullanmak istemediğiniz hiçbir şeyi, olması istemediğiniz hiçbir şeyi siz de ürünlerinizi vermiyorsunuz müşterilerinize diyebiliriz. Kesinlikle, zaten şu andaki sloganımız da o. Biz sizin için, siz sevgiyle, sağlıkla, güvenle kullanın diye sevgiyle üretiyoruz. Harikasınız. Peki diğer ürünlerimize geçecek olursak çünkü siz inanılmaz bir kaliteli hizmet anlayışıyla sürdürülen bir firma burası aslında. Bu kapsamda izleyicilerimiz sizlerden hangi ürünlerle ilgili yararlanabilirler? Yıkama bebek bezi dışında alıştırma külotlarımız var, önlüklerimiz var, uyku tulumlarımız var, çeşitli battaniyelerimiz var. Bir de yavaş yavaş artık bebek taşıyıcısı, Türkiye'de kangol dediğimiz genelde ama genelde aslında çok büyük kapsamı var. Bebek taşıyıcılığına da girmeye başladık. Evet. Geçtiğimiz yıllarda tek bir modelle bir kangurumuz vardı. Önümüzdeki dönem 2018 sonu 2019 itibariyle çok daha farklı çeşitlerle kanguru piyasasında yer almaya başlayacağız. Neye göre belirliyorsunuz modellerinizi ya da herhangi yeni bir ürün çıkarırken neye göre çıkıyor bunlar? Öncelikle tabii ki piyasa şartlarına bakıyorsunuz. Aranan ürün, istenen talep gören ürüne bakıyorsunuz. Ama tabii bunun yanında en önemli konu bunu geliştirirken de ailelerin, annelerin, kimi zaman da babaların ihtiyaçları çok önemli. Başarılı tesadüf değil diyoruz o zaman, öyle değil mi? Yani bir yerde öbilirsiniz. Çünkü siz karşınızdaki ailelere istediklerini sunabilirsiniz. Onlar da memnun kaldıkları sürece sizi tercih edeceklerdir. Siz evet. Kendi bildiğinizi yapar, kendiniz onu satmaya çalışırsanız belli bir yere gelmeniz zor. Yani aslında bir Ar-Ge ekibiniz de vardır. Bununla tabii ilgili. Tabii, Ar-Ge ekibimiz var. Yalnız değilsiniz ekip olarak da, öyle değil mi? Kaç fabrika bölümümüzde Ar-Ge ekibimiz var. Dışarıdan ya şu an mesela 10 yıldır yıkanabilir bez satıyoruz. Bu 10 yıl içinde gelen bilgiler sürekli olaraktan toplanıyor, değerlendiriyor, Ar-Ge ekibimize gönderiyor. Ürün üzerine herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa bu değişiklikler yapılıyor. Ondan sonra satışa devam ediliyor. Yani
tüketicinin isteklerine biz her zaman için kulak veriyoruz. Yani istekler doğrultusunda biraz da aslında yeni ürünler çıkıyor, öyle değil mi? Neye ihtiyaç varsa belirleyip ona göre siz yeni ürün çıkarıyorsunuz. Peki. Yani boşuna biz sizin için sevgili üretiyoruz demiyoruz. Yani evet. Evde üretemeyeceğiniz bir ürünü biz sizin için burada üretip size vermeye çalışıyoruz. Evet. Peki sizden kimden yararlanıyor? Kimlere hizmet veriyorsunuz daha çok? Türkiye pazarında toptancılık mı, bireysel mi, perakende mi? Toplu olaraktan var. Mağazalarımız bizim. Yok doğrudan mağaza açmıyoruz. Bebek ürünü satan zincir mağazalarda ürünlerimiz mevcut. Evet. Onun dışında birçok bebek mağazasında ürünlerimiz satılmakta. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde zincir mağazalar sayesinde ürünlerimiz bulunuyor. Onun dışında tabii ki her firmada internet ortamında bulunuyoruz. Evet. Dolayısıyla bugün Edirne'den Ağrı'ya, Hakkari'ye nereden sipariş gelirse hangi il olursa olsun Türkiye hudutları içinde rahatlıkla ürünü gönderebiliyoruz. Timing probleminiz var mı? Timing problemimiz yok. Stoklarımız her zaman mevcut. Hatta online kendi web sitemizden verilen siparişler belli bir zaman içinde verilirse aynı gün kargoya veriliyor. Web sayfamızı tekrarlayalım. O zaman izleyicilerimiz merak etmesinler. Adımızla beraber zaten babynoamarket.com. Evet, harikasınız. Peki, mutlaka ki bir firmada olmazsa olmazları vardır elbette. Sizin peki Natura Bebek olarak olmazsa olmazlarına dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? Öncelikle müşteri memnuniyeti ve müşterilere kendi, zaten biz her bir müşterimize aslında müşteri olarak adlandırıyoruz. Baby Neo'nun ailesi olarak adlandırıyoruz. Harikasın. Onlardan gelen feedbackleri her zaman değerlendiriyoruz. Bazen anneler açıp bize ürünle ilgili detaylı sorular soruyor ve elimizden geldiğince açıklayabildiğimizde, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Kimi zaman bu dakikalar bile sürebiliyor telefonda. Ama burada önemli olan insanları bilgilendirmek, insanları samimi bir ortamda samimi ve güvenli, sağlıklı bir ürünü sunabilmek. İçlerine sindirerek bir şey aslında, kesinlikle, ürünü kullanmaları, kesinlikle. Öyle değil mi? Peki, mutlaka ki hani burada merak edecek izleyicilerimiz de, size ulaşmak isteyen insanlar da farklı bir şekilde nasıl ulaşıyorlar size medyanın dışarısında? Medyanın dışında Facebook sayfalarına ulaşıyorlar. Kendi firmamızın kurumsal Facebook sayfamız var. İnfo adreslerimiz var. Instagram'da yer alıyoruz. Oralardan yazışmalarla geliyorlar. Onun dışında telefonla haftanın her günü hiç düşünürseniz hizmet, evet, veriyoruz. Her türlü soruyu cevaplandırıyoruz. Kaç kişilik ekipten oluşuyorsunuz Kaan Bey? Şimdi işin tabii üretim bölümü var. Bir satış ekibi var. Satış ekibi yaklaşık 10 kişilik bir ekibiz biz İstanbul'da. Bunun dışında tabii Deniz'de bir ekibimiz var esas fabrika olarak da. Orada üretim Deniz'de. Yerimiz Deniz'de. Tekstilin kalbi olan bir şehir malum biliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 200'e yakın da orada çalışmamız mevcut. Çok ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz aslında. Kısmen evet. Kaç metrekare alanınız orada? Oradaki alan yaklaşık olaraktan 50 bin metrekare gibi diye hatırlıyorum. Çok ciddi bir süreç. Yani tabii açık kapalı alanlarımız falan, depolama alanlarımız hepsi dahil buna. Evet. Peki Kaan Bey, şüphesiz siz çok araştırmacılık kişiliğinizle de ilgili çok da güzel, ailelere de iyi hizmet veren bir firmasınız ama 10 yıl öncesine geri dönecek olursak mutlaka ki burayı açarken siz bebeğiniz gibi açmışsınızdır eminim. Hedeflerle ve hayallerle kurmuşsunuzdur. Hedefler de bitmez ama bu doğrultuda sizin şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz 10 yıl öncesine geri dönecek olursak, yoksa farklı projeleriniz var mı? Tabii ki 10 yıl önce başladığımızda bu kadar boyuta gelip gelmeyecek konusunda konuştuğumuzda arkadaşlarımızla ve işte ortaklarımızla beraber belki bu kadar düşünmüyorduk ama gelecek olan sıkıntıları biz tahmin ediyorduk. Bunun zaman alacağını düşünüyorduk. 10. yılımızı kutluyoruz. Normalde yurt dışında bir firma aslında şu an bizim geldiğimiz duruma 5-6. Yıllarda gelebiliyor ama ürün grubuna baktığınızda, insanlara, Türk ailesine, Türk annelerine ürünü anlatmaya çalıştığınızda çok daha zorlukta yaşayacağımızı bildiğimiz için biz sabırlı olmayı tercih ettik. Ama bugün geldiğimiz noktadan gerçekten memnunuz ve öyle gösteriyor ki her geçen yıl bilinirliğimiz, markamız, güvenini insanların bize çok daha fazla artıyor. Evet, var mı farklı projeler peki? Bizde proje bitmiyor açıkçası söylemek gerekirse. Herkes aynı şeyi soruyor. Projeniz var mı, planınız var mı diye. Sektör olarak da bebek sektörü olduğu için sürekli yenilenen bir sektör. O yüzden projeler bitmiyor. Bir takım plan projelerimiz 2019 için de var tabii. Evet, siz zaten işinizi çok severek yapıyorsunuz. O çok belli gözlerinizden de ve patronculuk da yok. Buranın da görebiliyoruz aslında. Siz bir ailesiniz aslında burası olarak da, öyle değil mi? Çalışanlarınız ve sizler. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum size. Kaliteli hizmet anlayışınızdan ötürü de. Son olarak da sizi destekleyen müşterilerinize, personellerinize ve ailenize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bir ürün alacaksak, özellikle anne babalar için, aile için mutlaka ama mutlaka bebeğiniz için en iyi ürünü almaya çalışın. Bazen bu pahalı olabiliyor ama araştırıp alın. Çünkü bizim bir lafımız var.
Kaş yapalım derken göz çıkartmayalım diyoruz. Evet, yani oradan buradan sakınalım derken evet. Aslında geleceğinizle, geleceğin nesliyle ve Türkiye'nin geleceğiyle oynuyor olabilirsiniz. Evet. O yüzden mutlaka her ürünü araştıralım. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın Kaan Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.